Evet sevgili arkadaşlar Gıcık Biyoloji serisinde yeni bir video ile karşınızdayız. Videonun arkadaşlar konusu daha önce sorduğum, iki gün önce sorduğum bir soruyla alakalı. Anket sorusunda aynen şöyle diyordu. Tabi ankette genelde soru sormuyorum. Bir ifade belirtiyorum. İfadenin doğruluğuna bakıyoruz. İfade de şunu diyordu arkadaşlar. Bir bitki yapraklarından aldığı oksijeni köklerine kadar ulaştırır diyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bakın mesela bitkinin şunu bir bitki gibi düşünürsek eğer, burası mesela nedir, sayılır arkadaşlar? Yaprak. Yapraklarda ne var? Stoma. Arkadaşlar, burada ne var arkadaşlar? Burada gövde var. Gövdede ne var arkadaşlar? Gövdede lentisel var. Lentisel. Aynı şekilde kökte de ne var arkadaşlar yine? Kökte de lentisel var arkadaşlar. Lentisel, kovucuk. Saygıdeğer arkadaşlar, bir kere şunu unutmuyoruz. Neyi unutmuyoruz? Bitkilerde bitkilerde dikey gaz taşınması olmaz. Gaz taşınması olmaz. Yani şu gaz arkadaşlar böyle aşağı inmez. Yani yapraktan aldım oksijeni gövdeye gelecek, oradan köke gelecek falan filan yok. Oksijeni yaprak yapraktan alır, gövde gövdeden alır, kök kökten alır arkadaşlar. Yani bitkinin her kısmı, her ilgili kısmı kendi oksijenini kendi ilgili bölgesinden, ilgili hücresinden alır. Yani şöyle bir şey diyemezsiniz asla kök hücrelerinin ihtiyaç duyduğu oksijen yapraklardan alınarak köke getirilir. Hayır. Kök topraktan alır. İşte arkadaşlar gövde yine havadan alır. Ama lentiseller vasıtasıyla alır. Yapraklarda ise arkadaşlar yine stomalar vasıtasıyla alınır. Ee, anket sorusunun altına bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Galiba şunu demek istemişti. Bitkiler oksijeninizi dışarıdan almaz gibi bir şey demişti. Bitkilerin oksijeni dışarıdan almamasının bir şartı var. O şartta şu fotosentez hızının solunum hızından fazla olması gerekir. O da tabii ki yaprak hücrelerinde sadece yani yeşil hücrelerde fotosentez yapan hücrelerde fotosentez yapan hücrelerde eğer fotosentez hızı solunum hızından yüksekse dışarıdan oksijen alınmaz evet. Ama eğer fotosentez hızı solunum hızının altına indiyse artık mecburen dışarıdan oksijen almak zorunda kalır. Biz yine konumuza dönelim. Bitkilerde gaz alışverişi dikey Ar -ar olarak olmaz. Yatay olarak da olmaz. Neden? Yani şurayı, şurada bir hücre için gereken oksijen var. O buradan alınıp buraya getirilebilir mi? Hayır. Her hücre kendi oksijenini kendisi dışarıdan bir şekilde alır arkadaşlar. Ee, bu sevgili arkadaşlar gövde ise lentisellerle yapılıyor bu. E, ee, yapraklarda ise yeşil kısımlarda ise stomalarla yapılıyor. kök de yine lentiseller vasıtasıyla yapılıyor. Asla oksijen karbondioksit taşınması bitkilerde kısilen işte fülen de gerçekleşmez. Gıcık Biyoloji serisinde yeni bir video karşınızdaydı. Burada sona erdi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.